Çapa Marketler Zinciri Ana Haber Bülteni sunar. Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ramazan bayramı alışverişleri esnafın yüzünü güldürdü. Bayram öncesi kabus dolu günler geçiren esnaflar, Ramazan bayramı alışverişlerinin ve piyasaların canlanmasıyla rahat bir nefes aldı. Erzurum'da son yıllarda piyasaların durgun gitmesinden dolayı sattığı ürünü yerine koyamayan ve büyük sıkıntılar yaşayan esnaflar, başta öğrenciler olmak üzere, bayramların gelmesiyle büyük sevinç yaşıyorlar. Yaz okullarından dolayı 12 binin üzerinde öğrencinin Erzurum'da eğitimine devam etmesi ve bunun yanında Ramazan bayramının da gelmesiyle esnaflar rahat bir nefes aldı. Evet, rahmet, bereket ve sabır yollar Ramazan ayını geçirmiş bulunmaktayız. Ondan sonrası da Ramazan bayramını geçirdik. Bu sene işlerimiz maşallah, özellikle Arefe ve Şarife günleri bayağı bir hareketliydi. Yani geçen yıllardan çok daha iyiydi işimiz. Genelde diğer arkadaşlar falan biraz şikayet ediyor ama Rabbimize andü senalar olsun. Gerçekten de Ramazan ayı bu sene sonlara doğru özellikle bereketini bayağı bir gösterdi. İşlerden memnunuz. Rafları falan bayağı boşalttık inşallah. Yavaş yavaş da artık sezonla hazırlanacağız. Öğrencinin yaz okul dönemi de denk gelmesi bayrama, onda biraz işlerde hareket olmasına sebep oldu. İyiydi yani, şükürler olsun. Bir dahaki bayrama inşallah hep beraber girmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Burada bereketli olsun inşallah. Çok şükür işlerimiz güzeldi ya. Raflar da hemen hemen boşaldı. Hamdolsun. Rabbim bu günlerimizi aratmasın inşallah. Tabii işlerimiz ister istemez yansıdı. Şükürler olsun, işlerimiz de güzeldi. Hamdolsun, raflar da bayağı bir boşaldı yani. Öğrencinin gelmesiyle daha iyi olacak bundan sonra inşallah. Ramazan'ı da bitirdik. Ramazan da güzel, rahat geçti. Şükür Rabbimize, iyi yani. İşlerimiz de iyi oldu. Hamdolsun. İşlerimizden beklediğimiz satışlarımızı çok şükür aldık. Ürünlerimizin hepsini hemen hemen elimizden çıkardık. İşlerimiz bayağı iyiydi. Tabii ki öğrencilerimizin de olması bizim Erzurum için artı bir avantaj. Boşaltıldı da inşallah 10 güne kadar tekrar dolacak, müşterilerimizi bekliyoruz. Hepsi satılmadı zaten. Bu tarafı da çek istersen abi. Öğrenci zaten bizim kazancımız genelde öğrenciden. Öğrencinin gelmesi illaki bizi etkiliyor. 2011 seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı 33 ile yoğunlaşan Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimde başarıyı yakalamak için bu illerin parti yöneticileriyle özel bir çalışma yapıyor. CHP'nin üzerinde çalıştığı iller arasında Erzurum'da yer alıyor. Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi 2011 seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı 33 ili mercek altına aldı. Bu illerin örgüt yöneticileriyle adaylık yönetimi ve adaylar konusunda çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi, kamuoyu yoklamalarıyla da seçmenin nabzını tutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Güneydoğu illerinde çözüm sürecine destek vermemesi nedeniyle oluşan tepkileri ise sıklaştığı Güneydoğu ziyaretleriyle kırmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mart 2014'te yapılacak yerel seçimler için aday adaylığı süreci devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi nüfusu 100 bini geçen yerlerde ise adaylarını öncelikle örgütün değerlendirmesine tabi tutacak. Mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilemeyeceğine ise performans değerlendirmeleri sonucu karar verilecek. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük yarışın yaşandığı büyük şehirlerde ise adaylar konusunda son sözü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat'ta Haziran 2011 seçimlerinde milletvekili çıkaramadı. Kulislerde aday adaylığı sürecinin erken başlatılmasına rağmen bu 33 il ve 500 aşkın ilçede aday başvurusunun az olduğuna dikkat çekiliyor. Ramazan ayında yapılan gıda denetimlerinde 903 iş yeri denetlenirken 33 iş yerinden numune alındı ve 9 iş yerine ise
para cezasının kesildiği açıklandı. Yapılan denetimler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Uysal Faya Torbay, halkın sağlığıyla oynayanlara karşı sürdürdükleri mücadelenin devam ettiği ve Ramazan ayında 1000'e yakın iş yerine gıda denetimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Arkadaşlar, bu sene Ramazan'ın hayırlısıyla geçirdik. Bayrama ulaştık. Hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun. Bu Ramazan ayında arkadaşlarımız gece ve gündüz, iftardan sonra bir ekibimiz vardı, bir de iftardan önce ekibimiz vardı. Çeşitli tüketim yerlerini denetlediler. Hem ilimizde hem ilçelerimiz bazında 93 tane denetim yapılmış arkadaşlar. Bu 93 denetimden 33 tane numune alınmış. Bu numunelerde hala bazılarının sonuçları alınmadı. Bunlara karşılık 9 tane ceza uygulaması yapılmış. Tabii ki Ramazan dolayısıyla biraz daha sıklaştırmış gece ama şimdi artık bundan sonra devam ediyor. Gündüz de denetimlerimiz devam edecek. Başka bir konuya geçecek olursak arkadaşlar, çok sevindirici bir haber vereceğim Erzurum için. Erzurum'da bu sene makine ekipman hibe desteğinden gelecek paramız açıklandı. 3.550.000 TL Erzurum'a para geldi. Bu da Erzurum bu sene Türkiye çapında ilk 5'e girdiğinin yani resmen işaretidir. İlk 5'e giren illeri sayacak olursam, bakın, 1. Şanlıurfa, 2. Konya, 3. Diyarbakır, 4. Antalya, 5. Erzurum. Dosyalar hakkında bilgi soracak olursanız, bu sene bize makine ekipman dosyası olarak 1449 tane müracaat oldu. Biz bu müracaatları şu anda arkadaşlar puanlama yapıyor, çalışıyor ve değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmeleri bu sene ilk defa Devlet Planlama Teşkilatı'nın gelişmişlik kriterlerine göre ilçeler bandında dağıtacağız. Bu nasıl olacak? Diyelim ki Devlet Planlama Aşkale ile bir tekmeni aynı tutmuyor. Gelişmişlik yerine kriteri bakımından tabii ki tekmenin bir fazlası veya eksiği olacak. Onu zaten orada belli olmuş, biz ona göre dağıtım yapacağız. Başka bir konu, geçen yılla karşılaştıracak olursak, geçen yıl bize müracaat edilen dosya sayısı 1112 idi. Bu 1112 dosyaya karşılık gelen para 1.950.000 TL idi. Bu sene neredeyse yani iki katına yakın bir para gelmiş. Tarım Bakanımıza ve bütün hükümetimize teşekkür ediyoruz. Tabii ki çalışana artı bir de yani isteyene veriliyor. Yani şimdi adam eskiden geliyordu, yani çok sıkıntılı günler geçirdik, hiç makineyi almadan satıyor ama şimdi sağ olsun arkadaşlarımız yerinde gidip makinelerin bizzat şase numaralarını alıyorlar, inceliyorlar. Ona göre yani hak edene veriliyor. Erzurum'da kavga ettiği kişi tarafından kesici aletle yaralanan şahıs ağır şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre Erzurum'un Palandöken ilçesinde ÖB kimliği belirsiz şahıs tarafından darp edilerek kesici aletle yaralandı. Olay sonrası saldırgan şahıs kaçarken ÖB kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ÖB'nin hayati tehlikesi devam ederken polis kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'na kayıtlı 400 üye iş yerindeki camlara, dövizlerin üzerine "bu iş yeri odaya kayıtlıdır" yazarak korsanlara karşı tepki gösteriyorlar. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Naci Çetin, maliye ve belediyelerin yeteri kadar korsan kuaförlere gerekeni yapmadığını ileri sürdü. Oda Başkanı Naci Çetin, tüm kanun ve kurallara uyarak vergi mükellefi olan ve vergisini düzenli ödeyen meslek mensuplarımızın yanında 5 kuruş vergi ödemeden kayıtsız bir biçimde faaliyet gösteren korsan berberler var. Biz bu korsan berberlerle mücadele etmek için kayıtlı meslek mensuplarımızın iş yeri camlarına "bu iş yeri odamıza kayıtlıdır" yazısı asıyoruz. Ancak bu şekilde tepkimizi dile getirebiliyoruz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Erzurum'da 50'nin üzerinde korsan berber var. Bu berberleri maliyeye ve belediyelere bildirdik. Ancak şu ana kadar yapılan bir işleme rastlamadık dedi. Evet, şimdi bu konuda şöyle bir logo yaptırdık oda olarak. Bu logoda gaydi olan salonlarımız erkek ve bayan. Bu logoyu yapıştırıyoruz dışarıdan ve yıkandığı gibi bu camdan da çıkmayacak bu logolar. Ha, gayet bu logo olmayan bir salon ve erkek ve bayan. Bunlar haliyle korsan sayılıyor. Ve maliye tarafından ve belediye tarafından. Korsanı başka türlü çaremiz kalmadı. Şurada bir yönümüz daha var. Şimdi adam gitmiş maliyeden gaydini kapatmış.
bizde esnaf sicilinde ve bizde kaydı devam ediyor. Şimdi ajanlıkta da bunlar göründüğü için bunlar durmadan cezalanıyor. Ceza yememeler için biz bunlara mektup gönderdik. Evlerine, adreslerine ki arkadaşlar gelin oda kaydınız, maliyede kapatmışsınız. Maliye sizi çağırdı mı? Yok, siz getirdiniz kapattınız. Oda sizi çağırdı mı? Gelin oda kayıt yaptırdınız. Odada da gelin kaydınızı sildirin, maliye sildirdiğiniz gibi. Bak bu vatandaş burada cezalanıyor. Ben buradan lütfen onlara sesleniyorum. Sizin vasıtanızda gelsinler sicillerini ve oda kayıtlarını kapatsınlar. Yarın emekli olduğunda emeklileri iptal olur. Bak bu arkadaşlara ben söylüyorum şimdiden. Gelsin bunları kapatsınlar. Ha emekli olmuş da maliyesini kapatmış, gene oda kaydıyla sicili duruyorsa bu vatandaş da gelip sildirmesi lazım. Maliye liste vermişim korsanlar. Kongrede bir berber geçen telefon açmış Ramazan'dan evvel. Başkan sen bizi şikayet ettin. Evet ben şikayet ettim. Arkadaş aidata geldik mi ne diyorsunuz? Diyoruz ki başkan korsanlar cılı datır. Siz bizden aidat alıyorsunuz. Ben de maliyenin baş müdürüne görüşürken dedim ki başkan zabıta gidip diyor ki başkan yolladı. Maliye gidip memur diyor ki başkan yolladı. Gayez beni mi vurdurmak dedim. Müdür güldü dedi ki sen esnafın yalan konuşuyor. Hayır dedim benim esnafım yalan. Şimdi kongredeki esnaf aynı şekilde telefon açtı sekretere. Ondan sonra sekreter dedi ki başkan böyle böyle diyor ki başkan şikayet. Evet açtım telefon. Kardeşim sen bize mali aidata geldik ne diyorsunuz? Başkan ancak bizi tanıyorsunuz aidatta. Korsanlar cılız atıyor. Ben de o memur sana ne geldi? Kontrol etti, teşekkür etti. Her şeyin dört dörtlü. Sırada çok ilginç bir haber var sevgili izleyiciler. Erzurum'da can sıkıntısında ne yapacağını bilemeyen şahıs cüzdanında taşıdığı jiletle kolunu kesti. Edinilen bilgiye göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde yolda dolaştığı sırada canı sıkılan B.Ç. cüzdanında taşıdığı jiletle kolunu kesti. Daha sonra hastaneye giden B.Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi. İl Halk Sağlığı Müdürü Cumhur Hakkı Cankaya Ramazan ayından çıkan vatandaşların beslenme konusunda neler yapacağı konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlara Ramazan ayı sonrasında beslenme konusunda uyarılarda bulunan İl Halk Sağlığı Müdürü Cumhur Hakkı Çankaya, özellikle mide sorunu olan vatandaşların dikkatli beslenme konusunda gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Halk Sağlığı Kurumumuzda erken uyarı sistemi diye bu salgın hastalıkla ilgili bir birimimiz var. Bugün itibariyle kontrol ettiğimizde bayram dönemi içinde böyle anormal diyebileceğimiz, salgın diyebileceğimiz bir rakamlar yok. Standart olarak gözüken vaka sayılarımız mevcut. Ama tabii acillere başvurulmasının sebebi bayram gününce poliklinik hizmetlerimiz olmadı. Olmadığı vakitte insanlar Ramazan'ın çıkışıyla bayramla birlikte ister istemez bir aylık orucun peşine bir anda yeme içme sürecine geçirdiler. Bayramda da yeme içmenin dozajını ayarlayamadıysak, yağlı ve tatlı yiyecekleri tükettiysek sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar söz konusu olmuştur. Buna binaen acillere çok fazla vaka gidişi olarak gözlemlenmiş olabilir. Normalde bu vakalar sayıları kontrol ettiğimizde Ramazan ve Ramazan öncesi rakamlarla paralel seyrettiğini, fakat bunların her biri farklı hastanelerde farklı polikliniklere gittiği için böyle bir kümelenme imajı vermemişti. Fakat bayramda sadece acil polikliniklerimiz hizmet verdiği için acildeki çalışan büyük bir ihtimal meslektaşlarımız sanki vakalarda bir artış varmış gibi izlenim uyandırmıştır. Bu ondan kaynaklanıyordur. Yani şu anki yaptığımız tetkiklerde şebeke suyumuzda zaten bir sıkıntı yok. Tüm tetkikler temiz geliyor. Rutin olarak da her hafta mutlaka şebeke suyumuzdan biz örneklemeler yapmaktayız. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu bir kültür. Bu toplumumuzun bir kültürü. Yeme içme alışkanlığıyla ilgili bir kültür. Bizim bu kültür üzerine söyleyebileceğimiz bir şey yok. Tatlı yiyelim. Yiyeceklerimizi yiyelim. Ama dozunda işi bırakmamız gerekiyor. Bir anda gün boyunca börekler, baklavalar, zeytinyağlılarla haşır neşir olunca ister istemez bir anda aktif çalışma sürecine geçer. Buna bağlı olarak da çeşitli sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar gözükebilir. Havuzbaşı, kent meydanı ve kapalı otopark projesinin Anıtlar Kurulu tarafından durdurulması ile ilgili tartışmalar devam ediyor.
Havuzbaşı Kent Meydanı ve Kapalı Otopark projesinin Anıtlar Kurulu tarafından durdurulması ile ilgili tartışma sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler yaptığı açıklamada bölgenin sit alanı olmadığını belirterek burada Anıtlar Kurulu ile ilgili bir durum yok. Burası sit alanı değil. Biz buradan kötü bir şey yapmıyoruz. Silüet bozmayacak şekilde çalışma yapacağız demişti. Başkan Küçükler'in bu açıklamalarına rağmen Anıtlar Kurulu kararında ısrarcı davranıyor. Kurul, Kolordu Komutanlığı, Tümen Komutanlığı, Atatürk Anıtı ve Büyükşehir Belediye Başkanı lojmanının bulunduğu alanın koruma altında olduğunu ve kuruldan onay alınmadan hiçbir projenin onaylanmayacağını belirtiyor. Sırada Eski Genel Müdürlüğü'nden bir duyuru var sevgili izleyiciler. Eski Genel Müdürlüğü'nce 13.08.2013 tarihinde saat 07 ila 21 saatleri arasında Dadaşkent Milli Egemenlik Caddesi'nde içme suyu hattı bypass çalışması yapılacağından dolayı Dadaşkent ve Ilıca semtlerine su verilemeyeceği açıklandı. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Büyükşehir Belediyespor 2. Lig ekiplerinden Göztepe ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Büyükşehir Belediyespor yoğun geçen antrenman temposunun yanında hazırlık maçları yapmayı da ihmal etmiyor. Mavi Beyazlı ekip bu sezon 2. lige düşen İzmir temsilcisi Göztepe ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Aytek ve 28. dakikasında Adem'in golleriyle 2-0 mağlup duruma düşen Büyükşehir Belediyespor, 46. dakikada penaltıdan Hakan Çakır, 78'de Haluk Zeybey'in asistiyle topla buluşan Ekrem'in güzel vuruşuyla karşılık verdi. Bu skoru 2-2 yaptı. Mavi Beyazların yediği 2 golünde kornerden olması ise dikkatlerden kaçmadı. Büyükşehir Belediyespor'da kaptan olarak Fatih Gültekin sahaya çıktı. Teknik direktör Yavuz İncedal hazırlık maçlarının kendileri açısından çok iyi geçtiğini ve takımın gidişatından memnun olduğunu bildirdi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle birlikte olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Esen kalın. Çapa Marketler Zinciri ana haber bültenini sundu.